While the devil's horns, Mr. Tender Meat, and so crowd a witcher, he can't be believed. For you so coin to your witcher, O valley o' plenty, O valley o' plenty, Selam. Witcher'ın ikinci sezon incelemesi. İkinci videosu. Part 2. Galiba diyebiliriz. İkinci videosuna hoş geldiniz. İlk videoya şuradan bir yerden. Hala yerini çözemedim. Kaç video oldu hala yerini çözemedim. Ama bir gün çözeceğim. Şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz ilk videoya. O videoda ilk 4 bölümü oturup incelemiştik. Daha doğrusu bölüm bölüm izleyip ben izledikçe gelip burada konuşmuştum. Bu videoyu daha hazırlıklı geldiğimi söyleyebilirim. Çünkü son 4 bölümü izledim. İlk videoda bölüm bölüm gitmemin sebebi aslında sezonu anlamamız ve senaryonun nasıl ilerleyeceğini çözmeye çalışmamız içindi. Bu videoda ise genel olarak bir sezon yorumu yapmak istiyorum. Artı olarak geçen videodan kaldığımız yerden de özet şeklinde diğer bölümlerde ne oldu biraz bunu konuşuruz. Ben yine de bilgisayarımı önüme aldım ve bölümü böyle genel olarak bakarak sahne sahne önemli gördüğüm yerlerden bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak geçen videoda da bahsetmiştim ama burada da yine söyleyeyim. Bu sezonu ilk sezona göre daha çok seveceğimi hissetmiştim ve tamamıyla öyle oldu. İkinci sezonu daha çok sevdim. Üçüncü sezonu daha çok seveceğimi düşünüyorum. Çünkü her zaman serilerin ikinci filmi, ikinci sezonu, ikinci kitabı bir köprü görevi görür ve ilk kitapla üçüncü kitabı bağlar birbirine. Veya ilk kitapla ikiden sonra gelecek kitapları veya filmleri veya sezonları birbirine bağlar. O yüzden ikinci sezon veya ikinci kitaplar, ikinci filmler bu yönden önemli oluyor. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi ama genel olarak serilerin ikinci filmi veya ikinci kitabı çok sevilmez. Çünkü çok fazla olay olmaz. Fakat Witcher bu yönden farklı. Çünkü bu sezon yine bize dolu dolu şeyler verdiler. Aslında fakat Witcher evrenine göre biraz pasif bir sezon olduğunu söylemeliyim. Özellikle biraz araştırma yaptım kitap ve oyunlar açısından. Ve araştırdıkça aslında evrenin çok büyük olduğunu ve ikinci sezonun biraz daha pasif kaldığını söylemem gerekiyor. Eminim kitabı okuyanlar veya oyunu oynayanlar bu konuda daha bilgilidir. Sezonun ortasında Ciri'nin eski kana sahip olduğunu öğrendik. Bu eski kan neden önemli? Witcher'ları mutasyona uğratan şeyin aslında bu eski kandan geldiğini öğreniyoruz. Ben özellikle bu sahnelerde Ciri ile Vesemir arasındaki o iletişimi çok sevdim. Zaten Vesemir karakterini çok sevdim. Geralt için bir baba figürü olması, bir rol model olmasının yanı sıra Ciri için de önemli bir karakter hale gelmesini sevdim. Bence bu sahneler Ciri'nin karakterini anlamamız, Ciri'yi anlamamız açısından da önemliydi. Çünkü hırslı bir karakter olduğunu biliyoruz, evet. Ama aynı zamanda bir yere ait olma hissini de aradığını, özlediğini gördük. Çünkü aslında evi yok oldu. Ailesinden herkesi kaybetti, güvendiği herkesi kaybetti. Şu an elinde bulunan tek şey Geralt ve Witcher'lar. Ve bunun bir parçası olmak istiyor doğal olarak. Bu yüzden de Vesemir'e önce kendisinde bu iksiri denemesini rica ediyor. Daha doğrusu şart koşuya diyebiliriz. Eğer benim kanımı kullanıp Witcher'lar yaratacaksanız önce ben de deneyin şeklinde. Benim genelde Witcher evreninde en sevdiğim karakter tabii ki de Geralt. Fakat bu sezonla birlikte Ciri ile Geralt ilk sıra için savaşıyor diyebilirim. Çünkü Ciri'yi çok sevdim. Eminim ileriki sezonlarda daha çok seveceğim. Çünkü Ciri'nin karakterini sevdim. Yani Ciri'nin hırslı olması, dediğim gibi bir yere ait olma arayışı, sahip olmak istediği şey hakkında bu kadar inatçı olması da benim Ciri hakkında en sevdiğim şeylerden biri. Bu yüzden müthiş bir karakterdi. Yani bu sezon kesinlikle en sevdiğim karakterden biri oydu. Açıkçası Vesemir ile Geralt'ın ilişkisini de görmek istiyorum. Yani bu sezon yine onların ilişkisini biraz böyle çıtırdattılar bize. Biraz böyle birkaç sahne gösterdiler. Fakat ben daha fazlasını görmek istiyorum. Hatta olursa 3. sezon böyle bir flashbacklerle Geralt'ın eskiden Vesemir'le nasıl bir ilişkisi vardı, çocukken neler oldu, nasıl bir eğitim aldı. Biraz bunları görmek istiyorum. Ama yaparlar mı emin değilim çünkü çok fazla konu var. Yani çok fazla konu var. Sanırım kitap hayranlarını, özellikle oyun hayranlarını en çok mutlu eden şeysi sezon finalinde Wild Hunt olayını görmemiz olmuştur diye düşünüyorum. Ki ben oyunu oynamayan biri olarak çıldırdım. Yani ben böyleysem sizi düşünemiyorum. Gerçekten sizi düşünemiyorum. Müthiş bir sahneydi. Bu sezon diziye kitaplarda olmayan bir karakter eklendi. O da Ölümsüz Ana. Aslında bu sezonun ana kötüsü diyebileceğimiz bir karakter. Bence karakter sezona güzel yedirilmiş. Sonuçta bu karakter bizim ana karakterlerimizi bir araya getiren kişi. İşte Yennefer'a Ciri'yi ona getirirse büyük gücüne kavuşacağını söylüyor. Bir şekilde Yennefer'ı Ciri ve Geralt'ın yanına çekiyor. Aynı şekilde Yennefer Ciri arayışında, aslında bir yandan da Geralt arayışında Yeskir'i de ona katıyor. Yani tüm ana karakterlerimizi bir çembere toplayan kişi aslında burada Ölümsüz Ana. Bence o yüzden hikayeye güzel yedirildiğini söylemem lazım. Fakat kitap hayranları bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum. Sezonun en bombeşiği bence kuşkusuz Wild Hunt dışında Ciri'nin babasının ölmediğini gördüğümüz sahneydi. Galiba bu olay birkaç kitap sonra yaşanıyormuş fakat diziye erken empoze ettiler. Bunu neden bilmiyorum. Çünkü sezonda bunu daha net anlarız ama
İşler iyice karışıyor. Bunca zamandır neredeydi? Neden şimdi Siri arıyor? Bunlar biraz soru işareti bence. Üçüncü sezon bunların hepsini çözeriz. Ya da daha fazla soru işaretiyle ortada kalırız gibi. Ben bu sezon özellikle senaryoyu çok beğendim. Çünkü geçen sezon gerçekten çok karışıktı. Ben evrene yeni girmiş biri olarak geçen sezon olayları kavramak açısından birkaç bölüm böyle zorlandım, acı çektim diyebilirim. Bu sezon o yoktu. Hem geçen sezon karakterleri tanımamızdan kaynaklı hem de bence bu sezon daha homojen ilerleyen bir senaryoya sahip. Yine bir sürü karakter var, yine bir sürü şey yaşanıyor fakat daha akıcı bir kurgu yazılmış. O yüzden bu sezon kesinlikle en beğendiğim şeylerden biri senaryoydu. Senaryo yanında tabii ki bir de müzikler var. Bence bunda, yani Witcher deyince müziklere değinmemek gibi bir olay olmamalı. Çünkü ben şahsen evrene girmeden bile oyunların soundtracklerini dinliyordum, çok seviyordum. Dizide de yine harika soundtracklerimiz var. Özellikle Yesgi'nin şarkılarını ayrı seviyorum. Müthiş. Gerçekten ben ne desem şu an az kalacak. Yesgi'nin hapishanede söylediği şarkı güzeldi ama benim favorim kesinlikle o Geralt'a yazdığı şarkı. Yani resmen dağda onu terk etmesiyle ilgili şarkı yazmış. Müthiş bir insan, müthiş biri. Burada Yesgir savunuculuğu yapacağım. Yesgir'i sevmeyen kişileri kafes dövüşüne çağırıyorum. Yesgir ile Yennefer'ın buluşması da çok tatlıydı. Böyle bir eski dostluğunu görme, her şeyini kaybettiğini düşünüyor. Özellikle Yennefer her şeyini gerçekten kaybetmiş. Büyü yapamıyordu, kaos büyüsünü kaybetmişti ve aslında düşmanı diyebileceğimiz biriyle bir yolculuk yapmak zorunda kalıyordu. O sırada Yesgir'le yolları kesişiyor. Yani müthiş bir sahne. Ben Yennefer karakterini çok seviyorum. Özellikle onun bu güçlü duruşu her şeye rağmen. Sahip olmak istediği şeyi almak için her şeyi yapması da. Yennefer'ın yine sevdiğim özelliklerinden. Böyle konudan konuya atlıyormuş gibi hissediyorum ama o kadar çok şey oluyor ki yani hepsinden bahsetmezsem yeterli gelmeyecekmiş gibi hissettiriyor bana. Daha sonrasında Yennefer'ın Geralt'la ve Ciri'yle aslında hem buluşmasını hem de tanışmasını. Çünkü Yennefer'la Ciri ilk defa tanışıyorlar orada. O sahneyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Belki siz de bilmiyorsunuzdur eğer kitapları okumadıysanız. Yennefer'la Geralt tam öpüşürken Ciri'nin odaya girmesiyle Geralt Yennefer'ı Dear Friend olarak tanıtıyor. Bu Dear Friend olayı aslında kitaplarda bir mektupta geçiyormuş Geralt'la Yennefer arasında. Fakat bunu diziye bu şekilde empoze ettiler. Bence çok tatlı bir sahne. Yine burada ek bir bilgi eğer bilmiyorsanız. Henry Cavill sette sahneler çekilirken bunu şöyle mi yapsak, kitapta şöyle oluyor, kitaptaki şu cümleyi mi kullansak gibi öğütler veriyormuş birazcık. Tatlı bir olay. Bir oyuncunun karakterini ve evreni oynadığı evreni bu kadar sevmesi de tatlı bir olay. Bu sezonla ilgili en çok üzüldüğüm şey ilk sezondaki gibi bir dövüş sahnesi alamamamız. O özellikle birinci bölümdeki dövüş sahnesi müthişti. Çok da güzel çekilmişti. Fakat bu sezon öyle bir sahne yok. Geralt'ın bir dövüş sahnesi var. Özellikle o Firefucker dedikleri. Ateş manyağı olarak çevrilmiş ama Firefucker deyince kopuyorum, çok komik bir isim. Firefucker'ın Ciri'yi buldu. Sahnede Geralt'la o adamların savaşını, dövüşünü izliyoruz. Güzel sahne ama o kadar etkileyici değildi bence. Bunu her Witcher videosu yaptığımda her sahneyi söylüyorum fakat gerçekten Ciri ile Geralt'ın arasındaki ilişkiyi çok seviyorum. Onların arasındaki baba kız dinamiği, Geralt'ın hem bir Witcher olarak hem de bir baba olarak aslında Ciri'ye öğretecekleri veya öğretmekte olduğu şeyler beni çok etkiliyor. Yani Geralt'ın bu umursamaz huysuz hallerini çok seviyorum. İlk sezonda o yüzden Geralt'ı çok sevmiştim ama bu sezonda o Geralt'ın karakterinde yaşanan kırıklar, kırılmalar yine beni bu sezon etkileyen en önemli şeylerden biriydi açıkçası. Bence özellikle Geralt'ın bu duygu kırılması yaşadığı noktalarda Yesgir de önemli. Çünkü bir arkadaşlık, bir kardeşlik, yine sevgisi aralarında var. Geralt gibi mutasyon geçirmiş bir Witcher'ın Yesgir gibi bir normal insandan yardım istemesi de hem işin şakası gibi hem de çok tatlı bir sahne. Son olarak da 3. sezondan neler bekliyorum biraz onu konuşalım. Hatta bu konuda siz de yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Özellikle kitapları okuyup oyunları oynadıysanız fikirlerinizi daha çok merak ettiğimi söylemeliyim. 3. sezonu itibariyle aslında dizinin daha karmaşık bir hale geleceğini biliyoruz. Bu açıdan ne bekliyorum? Açıkçası bu sezon gibi homojen bir senaryo istiyorum en başta. Çünkü işler karıştığı zaman hangi karaktere veya hangi olaya daha çok odaklanılması gerektiği hakkında senaryoda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu genelde fantasy dizilerde oluyor. Witcher şu anda özellikle bu sezonda bunu stabil tutabildi. Ama 3. sezonda ne olur bilmiyorum. Onun dışında ben Witcher'larla Ciri'nin ilişkisini daha çok görmek istiyorum. Yani Lambert'ı gördük, Lambert'la Ciri'nin ilişkisini biraz gördük, Quine'i gördük. Yani bunlar daha çok abi figürü aslında Ciri için. O yüzden özellikle bu üçünün ilişkisini daha çok görmek istiyorum ama onun yanında bir de Vesemir ve Geralt ilişkisini de yakından görmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi Vesemir karakterini çok sevdim. Ben genel olarak tarz dizilerde böyle baba figürü yerine almış kişilerin böyle bilgili sahnelerini çok seviyorum. Çünkü çok bilgece oluyor. Özellikle ana karakterle olan iletişimleri beni çok etkileyen şeyler. Witcher'da da bu aynen yaşandı. Vesemir'le Geralt'ın ilişkisi benim dizide en sevdiğim ilişkilerden biri. Bunun dışında yine
tabii ki en çok görmek istediğim şey Ciri'nin Witcher eğitimine devam etmesi. Özellikle artık bir Witcher haline gelmesi. Ciri'yi bir Witcher olarak görmek istiyorum yani, yalan yok. Artı olarak tabii Ciri'nin artık kendi gücünün farkında olduğunu, daha doğrusu onu anlamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü daha öncesinde sezon içerisinde bundan kaçtı. Yani kendi gücünden kaçtı. Kullanmaktan çekindi. Nerede kullanacağını, nasıl kullanacağını bilmiyordu. Fakat artık Yennefer etkeni var aslında. Sezon içerisinde de birkaç sene de gördük ki Yennefer Ciri'ye birkaç büyü yapmasında yardımcı oluyor. Bu konuda Ciri'nin kendi gücünü kontrol etmesi ve nasıl kullanacağını, nerelerde kullanacağını, bu gücün neye evrilebileceğini öğrenmesi konusunda Yennefer bence büyük bir etken olacak 3. sezonda. Konuyu toparlamak gerekirse aslında 3. sezondan beklenti derli toparlı bir senaryoyla çizgisini bozmadan dizinin ilerlemesi, hatta gerekirse çizgisinin de üstüne çıkması. Çünkü artık Wild Hunt temasına giriş yapıyoruz ve bu Wild Hunt olayı aslında evren için önemli bir olay. Ki ben bunu kitapları okumadan biliyorum. Bu yüzden nasıl işleyecekler, neler olacak ileriki sezonlarda daha net olarak göreceğiz ama hem heyecanlıyım hem de biraz korkuyorum açıkçası. Çünkü bu tarz serilerde dizinin kötüye gitmesi an meselesi oluyor. Bence buna en büyük örnek Game of Thrones'un 7 sezon boyunca ilerleyip son sezonda batırması da örnek gösterebiliriz. Genel olarak 3. sezondan beklenti ve 2. sezon yorumlarım bu şekilde. Hala yeterli değil. Hala Witcher'ı konuşmak istiyorum. Fakat önümüzde upuzun bir yol var ve konuşmamız gereken çok şey de var. Önümüzdeki takvim şöyle bir bakarsak Matrix çıkıyor. Kesinlikle konuşmamız lazım. Harry Potter'ın 20. yıl özel etkinliği geliyor. En heyecanlı beklediğim şeylerden biri. Artı olarak Netflix'in Don't Look Up filmi çıktı. Kadrosunu eminim ki duymuşsunuzdur. Mükemmel bir kadrosu var. O yüzden filmi de merak ediyorum. Onu da bir oturup konuşuruz. Artı olarak Spider-Man spoilerlı konuşmamız lazım. Artık zamanı geldi. Bugünlük bu kadar olsun. Witcher'ın 2. sezonuyla ilgili düşüncelerinizi, 3. sezondan beklentilerinizi, işte ne bileyim sadece Geralt'la ilgili bile konuşabilirsiniz veya sadece bir karakter hakkında da yorum yapabilirsiniz. Herhangi bir şey için yorumlara bekliyorum.